Merhaba, soyut matematik 20. derste denklik bağıntısı üzerine konuşmaya devam ediyorum. Bu e, oldukça önemli bir ders çünkü burada denklik sınıfı dediğimiz e, bir tanımla karşılaşacağız. Önce şu örneğimize bir bakalım. Bu e, yine çok fazla bizim kullandığımız e, bir e, bağıntı aslında e, modüler aritmetik dediğimiz şey. Ne diyor örnek? Bir önce ona bir bakalım m pozitif tam sayı olsun. Her x, y tam sayı olmak üzere x denktir y mod m ancak ve ancak m bölerse x eksi y'yi. Bakın böyle bir biz e, bağıntı tanımı yapıyoruz. Ve bunun denklik bağıntısı e, olduğunu göstereceğiz şimdi. Yani ilk önce e, yansıma özelliğinden başlayalım. Yansıma için yapmamız gereken şey e, yine hemen şöyle Yeşille göstereyim. Bizim istediğimiz işte e, x denktir x'e mod m'e göre. Bunu görmek istiyoruz ki bu da ancak ve ancak ne olacak m böler x eksi x. I. X eksi x dediğimiz şey sıfır yani bu da aslında ne demek m böler sıfırı demek. O zaman burada e, işimiz kolay çünkü şöyle başlayacağız bakın m sıfırı böler bu bizim buradaki m'imiz z artıdan alındığı için pozitif tam sayı olduğu için sorun yok. m böler sıfırı. E buradan şimdi o zaman m böler x eksi x'i yazabiliriz. Bunda da bir sakınca yok. Çünkü sıfır yerine x eksi x'i koyarız. Her x elemanıdır. Bizim burada z'den olmak üzere. Ondan sonra işte buradan şimdi bizim bu ancak ve ancakla bağladığımız bu bağıntı tanımına göre yani denktir mod m tanımı bu ne diyor şimdi? O zaman buradan x denktir x'e mod m'e göre. Bütün x elemanıdır z'ler için. İşte yansıma özelliği gösterildi bile. Gelelim şimdi simetriye. Bunun için ne yapıyoruz? Diyelim ki x denktir y olsun mod m'e göre. Sonrasında yine burada bakın buraya ne görmek istediğime bir bakıyorum. Görmek istediğim şey y denktir x mod m'e göre bu oluyor. Yani buradan da bu ne demek tanıma göre m böler bizim burada y eksi x'i. Bunu görmek istiyorum. Yani y eksi x eşittir m çarpı bir şey yazmak istiyorum. Yani istediğim şey bu. O zaman şimdi buradan ben devam edersem bakalım nereye geleceğim. Bu ne demektir? M böler x eksi y. Yani buradan da o zaman x eksi y eşittir. M çarpı k bir k elemanıdır z için. Şimdi buraya kadar getirdi beni bu tanım. Ben ne istiyorum? x eksi y değil de y eksi x eşittir m çarpı bir şey istiyorum. O zaman buradan yapacağım şey de hemen bunu eksi parantezine almak. y eksi x olarak yazmak. m çarpı k. Ve sonrasında bu y eksi x'i burada bırakıp bu m değişmeyecek ama bu bir k elemanıdır z diyoruz ya işte o k yerine eksi k koyuyoruz. Hala bu sefer eksi k bizim z'de. Yani bu da ne demek? M böler Y eksi X'i. O zaman da bu da demektir ki Y denktir X'e mod M'e göre. İşte simetriyi de bitirdik. Geldik şimdi geçişmeye. Geçişme özelliği içinde X denktir Y'ye mod M'e göre. Ve Y denktir Z'ye mod M'e göre diye varsayalım. Buradan şimdi e, neler gelecek Bir onları da bir görelim. Şu ilkinden m böler x eksi y gelir ve ikincisinden de m böler y eksi z gelir. Ondan sonra bunların tanımlarını da bir yazalım. Yani x eksi y eşittir m çarpı k1 ve y eksi z eşittir m çarpı k2. K1 ve K2 birer tam sayı. Ne istediğimize gene bir bakıyoruz. İstediğimiz şey x denktir z mod m'e göre yazabilmek. Bunu yazabilmem için m'nin x eksi z'yi böldüğünü söylemem lazım. Bunu da söyleyebilmek için x eksi z eşittir m çarpı bir şey diye yazabilmem lazım. Tamam. Şimdi ne görmek istediğimi de biliyorum. O zaman bakalım şimdi buradan benim bu x eksi z'ye geçmem lazım. Bakın burada bir x eksi y var bir de y eksi z var. Hemen x eksi z'ye geçmek için gördüğüm şey bunları taraf tarafa toplamak. Çünkü o zaman bu y'ler sadeleşecek. Hemen bir yapalım bakalım ne olacak. y eksi z eşittir m k 2. Buradan şimdi bunları topluyorum taraf tarafa. Eksi y artıya götürdü. x eksi z eşittir. m parantezinde k1 artı k2 oldu. İşte ben buna şimdi k3 dersem o zaman m k3 olur. Benim buradaki bu soru işareti yerine gelecek olan şey işte buradaki bu k3. Yani buradan şimdi hemen direkt o zaman ben şunu söylerim. m böler x eksi z'yi o da demektir ki x denktir z'ye mod m'e göre. İşte bitti geçişmeyi de gösterdik. Yani demek ki yansıyan simetri ve geçişme özellikleri olduğuna göre bizim bu bağıntımız bir denklik bağıntısıymış. Şöyle güzel basit bir örnekle size bu denklik sınıfı denen şeyi bir anlatmaya çalışayım. A kümesi 1'den 9'a kadar olan sayılardan ibaret. Ve bunun üzerinde bizim bu denktir hani modem diye gösterdik ya burada M yerine 3 alıyoruz. Yani denktir mod 3 A üzerinde böyle bir denklik bağıntısı aldık. Bunun artık denklik bağıntısı olduğunu biliyoruz. Burası 3 olur 5 olur ne olursa olsun yani herhangi bir pozitif tam sayı olabilir burası. Şimdi asıl önemli olan soru. Bu bizim denktir mod 3 bağıntısıyla bir elemanı ile bağlı olan elemanlar nelerdir? Yani burada aslında bizim bağıntıyı yazarsam x denktir y mod 3'e göre. Şimdi bir elemanı ile bağlı olanlar dediğine göre bu biri istersen buraya koyabilirim. İstersem de y yerine koyabilirim. Fark etmez. Çünkü sonuçta bu simetrik olduğu için yerlerini değiştirebiliyoruz ya. Bir denktir y'ye mod 3'e göre. Yani burada demek istediği şey bunun anlamı şu. Hangi y'ler 1 ile bağlıdır? Neye göre bağlı? Tabii ki bizim buradaki bağıntımıza göre bağlı. Yani bunlar arasındaki e, bağıntı, bağlantı nedir? Bunu bulacağız. Yani aslında biz bu bir denktir y mod 3'ü sağlayan y'leri arıyoruz. Hemen bunları yazabilirim. Bakın ben mesela bir denktir 1'e mod 3'e göre. Bunu zaten biliyoruz. Çünkü yansıyan özelliği var. Çünkü... Hemen burada yansıyan da diyebilirim. Şöyle de diyebilirim. Çünkü 3 böler 1 eksi 1'i. Yani 3 böler 0'ı. O yüzden bu vardır. Aynı zamanda 1 4 ile de denktir. Mod 3'e göre. Çünkü 3 bizim burada 1 eksi 4'ü böler. Neden? Çünkü 1 eksi 4 eksi 3. 3 eksi 3'ü böler. 1 aynı zamanda da 7'ye denktir. Mod 3'e göre. Yine çünkü burada 3 böler 1-7'yi eksi eksi 1-7-6 eksi 3-6'yı eksi böler çünkü. Başka şeylere de denk tabii ki ama bizim kümemizde yani 1'den 9'a kadar olan bu tam sayılar içerisinde sadece 1, 4 ve 7 ile bağlı. Yani şunu söyleyebiliriz o zaman 1, 4 ve 7 sayıları Denktir mod 3'e göre bağıntısıyla 1'e bağlıdır. Ya da 1 ile bağlıdır. İşte bizim bu denklik sınıfı dediğimiz hikayenin özeti gibi bir şey bu. Burada. Şimdi hemen şunu da söyleyelim. Bu şeyde simetrik özelliği yüzünden, simetri özelliği yüzünden. Burada bakın şunu yazabilirim. İşte 1 bir denktir 1'e yine mod 3'e göre ama şu 4 ile 1'in yerlerini değiştirebilirim. Mod 3'e göre ve 7 ile de 1'in bu şekilde istediğim gibi değiştirebilirim. Yani ister bu şekilde yazarım, ister bu şekilde yazarım. Simetri özelliği sayesinde hiç fark etmez. O zaman 1, 4 ve 7 ile bizim e, bu e, şey bağlı bir elemanı bağlı. Yani şöyle diyeceğim o zaman şimdi 1 ile denktir mod 3 bağıntısıyla bağlı olan elemanların kümesi 1, 4 ve 7'dir. İşte bu, birazdan tanımı vereceğim, bizim 1'in denklik sınıfı dediğimiz şey. 1'e denk olan sayıların, bizim kümemizdeki sayıların kümesi. Aynı şekilde şeye bakalım. 2 ile denk olanlara bakalım. Ya bu sefer tersten yazayım. Y denktir 2 diyeyim, mod 3'e göre. O zaman ne olacak? E, tabii ki 2 denktir 2 olacak mod 3'e göre. Başka ne olacak? 5 denktir 2'ye mod 3'e göre. Çünkü burada espri ne? Bunların arasındaki farkı bizim buradaki bu mod diye yazdığımız sayının bölmesi. Burada 3 yazdık. İşte 3 2 eksi 2'yi bölecek. 3 5 eksi 2'yi bölecek. Yani 3'ün katları oluşması lazım burada. Mesela bir diğerine 8 denktir 2'ye. Çünkü arada 6 var. 3 6'yı böler. 1'den 9'a kadar bakıyorduk. Bunlar da bizim 2 ile denk olanlar, o zaman onu da yazalım. 2 ile mod 3 bağıntısına göre bağlı olanların kümesi 2, 5 ve 8. Bir de 3'e bakalım. Yani 3 ile e, denktir mod 3 bağıntısıyla bağlı olan elementlerin e, hangileri olduğunu bulalım. O zaman e, 3 ile diyelim denktir mod 3 göre bağlı olanlar. Yine ne olacak tabii ki? 3 denktir 3 mod 3'e göre. Başka 3 denktir 6 mod 3'e göre. Başka tabii ki 3 denktir 9 mod 3'e göre. Yani bizim bu seferki oluşan kümede 3, 6 ve 9. Burada bakın bir şeyi fark ettiniz mi? Bu ilk bulduğumuz 1, 4, 7 kümesi birleşim Sonra ikinci bulduğumuz 2 5 8 kümesi ve birleşim son bulduğumuz 3 6 9 kümesi. Bu üçünü birleştirirsek bizim orijinal o 1'den 9'a kadar olan bütün bu sayıları elde etmiş oluyoruz. Birazdan bununla da ilgili bir sonuç söyleyeceğiz. İşte bizim tanımımız. R bağıntısı bir X kümesi üzerinde denklik bağıntısı olsun. Şu gösterimle gösteriyoruz bakın. Şöyle köşeli parantez genellikle böyle gösteririz. Altında bizim R bağıntısı. Öyle Y'ler ki X'ten X, Y, R'de olacak. Yani bunun anlamı nedir? Öyle Y'ler ki X ile bağlı olanlar. X ile R bağıntısına göre bağlı olanlar. İşte biz bu kümeye X tarafından üretilen R denklik sınıfı diyoruz. Ya da kısaca sadece e, denklik sınıfı diyoruz. İşte örneğimiz yukarıda elde ettiğimiz 1 denktir mod 3'e göre, 2 denktir mod 3'e göre ve 3 denktir mod 3'e göre bunlar birer denklik sınıfları. Bunlar nelerdi tekrar hatırlatayım size. 1, 4, 7 kümesiydi. Bu neydi? Bu da 2, 5, 8 kümesi ve sonuncusu da 3, 6, 9 kümesiydi. Bunların her birisi bizim bu denktir mod 3'e göre birer denklik sınıfı. Bakın şimdi önemli bir teorem kanıtlayacağız. Lütfen bunu dinleyin çünkü bunu dinlemeniz ve anlamanız bu denklik sınıflarını anlamanız için önemli. Ne diyor teoremimiz? R bağıntısı bir x kümesi üzerinde denklik bağıntısı olsun. Herhangi x elemandır x için aşağıdaki özellikler vardır x her zaman x'in ürettiği denklik sınıfındadır. Bir numarada bunu söylüyor. İki numarada x, y, r'dedir. Ancak ve ancak x'in ürettiği denklik sınıfı ile y'nin ürettiği denklik sınıfı birbirlerine eşitse. Şimdi önce bir numarayı bir yapalım. Burada tekrar şu denklik sınıfının bir tanımını hatırlatayım size. XR. Öyle y'ler ki X'ten olacak. Ama tabii ki bu Y, X'e eşit olamaz diye bir şart yok. Öyle Y'ler ki X'ten olacak. X, Y ikilisi R'de olsun. Yani e, X ile bağlı olan R bağıntısına göre bağlı olan bütün Y'ler, bizim kümemiz bunlardan oluşuyor. Şimdi bizim Şuradan x elemanıdır. x'in ürettiği denklik sınıfını söyleyebilmek için gereken şey ne? Burada şimdi bakın çok basit söyleyeceğim bunu. R yansıyan. Bunu zaten biliyoruz. Çünkü denklik bağıntısı olmazsa bu denklik sınıfı denen şeyden bahsedemeyiz. R yansıyan olduğundan bizim x x elemanı R'de olacak. Şimdi bakın şu ikisine dikkatli bakalım. XXR'de XYR'de. Buradaki bizim denklik sınıfını oluşturan şeyler ne? Şuralar. Bu XXR'de ise o zaman tabii ki bu tanıma göre diyeceğimiz şey şu. Hemen buradan bizim X elemanıdır X'in ürettiği denklik sınıfında. Bakın tekrar okuyalım. XY elemanıdır R olacak şekildeki bütün Y elemanıdır X'ler. Peki sizin e X X'iniz R'de ise bu X de X'in bir elemanıysa o zaman tabii ki şu bizim bu şuradaki bu Y'nin konumunda bizim bu X de olmaz mı? E burada olduğu zaman da bizim bu kümenin elemanı olur. İşte bu kadar basit. X elemanıdır bizim X'in ürettiği denklik sınıfında. Şimdi gelelim 2 numaraya. İki numarada göstereceğimiz şey X, Y, R'de ancak ve ancak X'in ürettiği denklik sınıfı Y'nin ürettiği denklik sınıfıyla eşit. Yani burada aslında demek istediği şey şu bizim bu tanımda demek istediği şey şu yani birbirine R bağıntısıyla bağlı olan elemanlar aynı denklik sınıflarını üretirler. Evet, şimdi önce bu yönde kanıta bir başlayalım. Yani e, x, y elemanı da r olsun. Neyi göstereceğiz? x'in ürettiği denklik sınıfı eşittir, y'nin ürettiği denklik sınıfı. O zaman bir tane z alalım bu x, r'den. Bu şekilde başlayalım. Bunun y, r'de olduğunu görmek istiyoruz. Z bu denklik sınıfındaysa, denklik sınıfının tanımı gereği bu x ile z birbirlerine bağlıdır x ile z elemanıdır. R'dir. Yine bakın size bir kez daha yazayım bunu. X'in ürettiği denklik sınıfının tanımını böyle tanımları birkaç kez böyle yazmanız ya da gözünüzün önünde tutmanız iyi olur. Öyle y'ler ki x'ten x ile y r'de olsun. Tabi bunun yerine simetri olduğu için siz isterseniz y x r'de de diyebilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. O yüzden böyle önce x mi geliyordu sonra Önce y mi geliyordu hiç önemli değil. Buraya xz elemandır r değil de zx elemandır r de yazabilirsiniz. Önemli olan x ve z'nin birbirleriyle r'ye göre bağlı olduğunu ifade etmeniz. şimdi bundan sonra yapmak istediğim şey ne? Benim burada varsayımım ne? xy r'de. Şimdi bu xy ve xz'yi ben Yan yana getirsem, şöyle yapsam, bakın nasıl yaptığımı şimdi bir izleyin. Bu x, z'yi önce biz z, x'e çevirebilirim. Z, x, r de yazacağım buraya. r simetrik çünkü. Neden yazıyorum? Şimdi anlayacaksınız. Z, x, de. Sonraki aşamada da bu z, x elemanıdır r. Yanına v ile bu varsayımı yani x, y elemanıdır r'yi getireyim. Niye getirdim bakın şimdi niye böyle çevirdim çünkü bu x'leri böyle getirmek istiyorum çünkü geçişme özelliğini kullanacağım. R geçişken ve şimdi o zaman ne olacak buradan da z'ye bizim r'de olacak. Şimdi z'ye'nin r'de olması demek z ve y birbirleriyle bağlı demek o zaman da bizim Z elemanı olacak tabii ki Y'nin ürettiği denklik sınıfında. Çünkü Y ile bağlı olan şeyler bakın yine yukarıdaki bu denklik sınıfı tanımına ne diyor? X'in ürettiği sınıfta olabilmesi için X, Y elemanıdır R olacak. Yani X ile Y bağlantılı olacak. Şimdi burada Z ile Y bağlantılıysa Tabii ki Z, Y'nin ürettiği denklik sınıfında aynı zamanda isterseniz şey de diyebilirsiniz. Y, Z'nin ürettiği denklik sınıfında ama ben ne istiyorum? Z, Y'nin ürettiği denklik sınıfında görmek istiyorum ki şunu söyleyeyim buradan. X, R, alt küme, Y, R. Tamam. Şimdi bir de Y'nin ürettiği denklik sınıfı X'in içerisindedir gösterelim. Yani tersine diyelim. Bu sefer Z elemanıdır. yr R alalım. O zaman yine ne yazıyorum buradan? Z ve Y birbirleriyle bağlantılı olmalı. R'ye göre. Z, Y elemanıdır. R yazdım. Sonrasında neyi yazacağım? Buradan şimdi yine bir ben ne biliyorum varsayımdan? X, Y, de biliyorum. Bakın hala şunu kullanıyorum. Şuradaki bu X, Y elemanıdır. R'yi kullanıyorum. O zaman şimdi burada x y r'de bunu yazayım bir. Yani z y r'de ve x y r'de. Ama bunu şimdi şu durumda geçişme için kullanamam. O yüzden birazcık değiştirmem lazım. Yani ne yapacağım şimdi? Şöyle yazacağım. z y r'de kalsın ve x y r'de yerine madem ki r simetrik bunu ters çevireceğim. Y, X, R'de yazacağım. Şimdi bakın istediğim forma geldi. Bakın Y'ler burada. Buradan ne çıkacak? ZXR de olacak. Z, X, R'de ise zaten o zaman tabii ki Z ve X bağlı olduğuna göre Z X'in ürettiği denklik sınıfında demektir. Bunu da söyledim. Yani şu an ne söyledim? Biz Y'den almıştık. X'te gösterdik. Yani Y'nin ürettiği denklik sınıfı da X'in içerisinde. O zaman demek ki e, ne diyeceğiz? X'in ürettiği denklik sınıfı eşittir Y'nin ürettiği denklik sınıfı. Yani bu taraf bitti. Şimdi gelelim diğer tarafa. Yani bu tarafa. Şimdi bu tarafta ne göstereceğiz? E, şunu varsayacağız. Yani X'in ürettiği denklik sınıfı eşittir Y'nin ürettiği denklik sınıfı varsayalım. Ne göstermek istiyorum x y elemanıdır r göstermek istiyorum. Bakın bunu bir çırpıda göstereceğim hemen çok kolay bir şekilde göstereceğim. Bir numaradan ne diyorum x elemanıdır x r Bunu söylemiştik bir numarada. Şimdi bu varsayalım dediğimize göre o zaman madem ki bu x'in ürettiği denklik sınıfı ile y'nin ürettiği denklik sınıfı aynı. O zaman ne olacak? Bizim burada x, y'nin ürettiği denklik sınıfında da olacak. Yani buradan da x ile y ne olmuş olacak? Direkt olarak y'nin ürettiği denklik sınıfının özelliğinden bizim x ile y bağlantılı olacak. Bakın unutmamanız gereken şey bu denklik sınıfının tanımı. Buraya tekrar bir yazıyorum. Ve tekrar bunu vurguluyorum. Eğer bu tanımları anlamazsanız kanıtları da anlamazsınız. Ne diyor? X'in ürettiği denklik sınıfı öyle y'ler ki x'ten x ile y ye bağlantılı olacak. Yani x ile y ye bağlantılı olan şekildeki tüm y'ler sizin bu kümenin içerisinde. Buraya siz mesela işte x ile z r'dedir diyebiliyorsanız ya da z ye x ye r'dedir diyebiliyorsanız buradan direkt olarak z sizin bu Sınıfınızın içerisinde. Aynı zamanda buradan tabii şeyi de söylersiniz. Eğer işinize öyle geliyorsa x de sizin z'nin ürettiği denklik sınıfının içerisinde. İşte bu e, özelliği de göstermiş olduk. Yani kanatımızı bitirmiş olduk. Şimdi tekrar şu örneğimize bir dönmek istiyorum. Burada bu kanatta elde ettiğimiz şeyleri görmek için. Şimdi 1'in ürettiği denklik sınıfı 1, 4, 7 idi. Artık bu kısa kısa yazacağım bunları. Burada 2'nin ürettiğinde 2, 5, 8 vardı. Ve 3'ün ürettiğinde de 3, 6, 9 vardı. Şimdi bakın bu bizim teoremde kanıtladığımız şeyleri tekrar bir yazayım. Neydi bir numarada? X bizim X'in ürettiği sınıftadır. İki numarada neydi? X'ye bağlantılıdır. Ancak ve ancak aynı denklik sınıfını üretirlerse. Şimdi gerçekten böyle mi? Bakın şimdi şurada 1 bizim 1 4 7'de değil mi? E bu 1 4 7 de bizim 1'in ürettiği denklik sınıfı değil mi? Yani buradaki x de burada 1 1'de bakın. Burada 2 2'nin ürettiği denklik sınıfında 3 yine kendisinin ürettiği denklik sınıfında. Yani bir numaradan gelen şeyleri hemen söyleyebiliyoruz. Başka ne diyebiliyoruz? Mesela işte 2 denktir 5'e. Mod 3'e göre. O zaman şu var elimizde. Şimdi bakın bir 2'nin ürettiği sınıfa bakalım. 2'nin ürettiği sınıfta 2, 5, 8 var. Peki 5'in ürettiği sınıfta neler vardır? Yani 5'in ürettiği sınıfı bulmak için ne yapacağız? Burada 5 bizim mod 3'e göre nelere denk? Bir kere kendisine denk, değil mi? Başka neye denk? 5 2'ye denk mod 3'e göre. Başka ne denk? 5 8'e denk mod 3'e göre. Yani bakın aynı şeyler çıkıyor yine. Yani yine buradan çıkan denkler 2, 5, 8. Yani buradan ne çıktı bakın? 2 ile 5 aynı denklik sınıfını üretiyorlar. İki şey birbirine bağlıysa aynı denklik sınıfını üretecekler. Burada hangisini denerseniz deneyin hep aynı çıkacak. Yani buradan baktığınızda şu çıkacak size. İşte 1 4 7 aynı. Ya da işte 2 5 8 aynı. Ya da 3 6 9 aynı. Buradaki teoremin söylediği şeyi burada gördüğümüz örnekteki sonuçlar böyle. Alıştırmalarımız da böyle. 1 2 3 Özellikle 3 numara çok enteresan çünkü bu bizim bütün bu rasyonel sayıların kuruluşuyla alakalı. Ve 4 numara. İyi günler.